Devam ediyoruz yani bu şekilde. Peki hocam, aile fark etti, bir parıltı bir ışıltı gördü, sizin bahsettiğiniz gibi birkaç özellik, hayvanları sevdi, duyarlı oldu, güzel Türkçesiyle fark ettirdi annesiyle babasına. Ona mesela size geldiğinde o çocuk ne IQ testi mi yapılıyor? Mesela ne testi yapılıyor da onun sanata, spora ya da işte diğer bölümlere, beden eğitimi, işte görsel sanatlara ilgisi olduğunu siz fark ediyorsunuz ve yönlendiriyorsunuz. Biz her yıl Karabük genelinde hedeflediğimiz sınıf üzerinde öncelikle bunu en iyi bilenler okuldaki öğretmenleridir, sınıf öğretmenleri. Çünkü çocuklarının durumlarını sürekli takip eder, farkı yerinde fark eder. O nedenle onların öncelikle biz sürekli eğitim veririz, üstün yetenekliler kimdir? Her yıl biz onlara tekrar tekrar anlatırız, özelliklerini veririz. Daha sonrasında deriz ki sınıfınızda gerçekten bu özelliği olduğunu düşündüğünüz 3, 4, 5 fark etmez. Normalde bir sınıfta belki 5-10 olmaz ama siz gönderin. Biz onlarla ilgilenelim diye. Önce onlar teklif ederler. Bizim bir bilgisayar sistemimizden onlar kayıtla girerler. Daha sonrasında biz onları okula genel yetenek sınavına alırız. Ve bu genel yetenek sınavından sonrasında orada başarılı olan çocukları zeka testlerine tabi tutarız. Sonrasında bütün bunların sonucunda bir değerlendirme sonucuna varırız. Ve orada başarılı olan... Bunu yapan personel kim hocam? Şimdi bunu yapan personelimiz bizim gelişim ve öğrenme ile ilgili bir bölümümüz var. Burada çünkü sertifika gerektiren testlerdir bunlar, psikolojik testler, gelişim testleri. Bu testleri tabii biz yapamıyoruz. Doğal olarak da bizim o öğretim üyesi arkadaşlarımız yapıyorlar. Ve bu sene başladık mesela, biraz da erken başladık. Bizim hemen hemen Türkiye'de standartizasyonu yapılmış testlerin birçoğunda uzman sertifikalı öğretim elemanımız var. Yani bu önemli. Ve biz bize gelen, illa bu sistemle gelmesi gerekmiyor. Biz Milli Eğitim Protokolü'nden dolayı okuldan geliyorlar ama okul dışında da aileler getirebiliyor. İlla öğretmen teklif etmesi de gerekmiyor bizim için. Aile de getirebiliyor, bu farklılığı görür. Biz onlarla ilgili kendi sistemimiz içerisinde o kademede eğitimimiz yoksa biz onların zaman zaman görüşmelerle yönlendiriyoruz. Ve bu yönlendirmelerimizde aile ona göre çocuğundaki gelişmeleri bizimle paylaşıyor. Hem kendileri gelişiyor çünkü aile eğitimi de çok önemli. Öğretmen eğitimi çok önemli, bir de program çocuk eğitimi çok önemli. Bu çünkü kompleks bir şey. Ayıramayız birbirinden. Ve burada aileleri de yönlendirerek onlar da yani nasıl bir işin içerisinde bulunduklarını ve yüklerinin ağır olduklarını öğrendiklerinde sorumlulukları bir kat daha artıyor. Ve ailelerle biz kendi eğitim programımıza dahil olmayan 4, 5, 6, 7'nin dışındakileri yönlendirmelerimizle yapıyoruz. Ve bunu araştırma merkezimiz tamamen ücretsiz olarak. Hiçbir ücret almıyoruz. Peki hocam, bu şey üstün yetenek ve üstün zeka. Evet. Arasında ne fark var? Yani siz mesela hangi alanlarda değerlendiriyorsunuz? Hani hem üstün yeteneklileri mi kapsıyor? Bizim üstün yetenek, bu terminolojide üstün zeka, üstün yetenek birbirinin yerine yurt dışında kullanılıyor. Bunun kesin sınırlı ayrımı yok. Çünkü diyor zeka performansı olmazsa yeteneğini gösteremez zaten çocuk diyor. Mesela. Yani o potansiyeli kendinde olmalı, onu göstermeli. Gösterebilmesi için o potansiyeli olması lazım gelir. Ama hangi yönde gösterir? Dil yeteneğinde mi gösterir? Efendim liderlikte mi gösterir? Efendim sporsal yetenekte mi gösterir? Sanat, müzik, resimde mi gösterir? Yani illa birçok şey, hepsinde yetenekli değil de bu çocuklar zaten. Bir, bilemediniz bir iki alanda yetenekli olurlar bunlar. Ve onları biz nasıl tespit ederiz? Biz bütün çocukları getiririz önce sisteme geldiklerinde. Bir uyum dönemi başlar onlar için. Üniversiteyi tanımak, atölyeleri gezmek, eğlenceli bir oyun gibidir onlarla. Ve biz aslında orada kurgumuzun tamamında önce her şeyin basit okul eğitimi gibi değildir. Bir teori veririz aslında. Orada oyun gibi teorisini verir. Sonra uygulama yaptırır. Sonra bunu kendilerine sunmalarını isteriz. Ve bu sistem üzerine kuruludur aslında her şey. Ve çocuklarımız oraya geldiklerinde o 3-4 aylık uyumdan sonra yavaş yavaş biz onlar hep dosyaları vardır, notlarını tutarız. Yani nelere yönelikler. Çünkü teste çıkan bir şeyler var ama bizim için doğru bir tespit olmayabilir. Testlerinde yanılma payları vardır çünkü. Biz çocuklar hep gözlemde tutar. Öyle hocalarımızla, derse giren öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde yetmez. Öğretmenleriyle yetmez, aileyle. İletişim kurmak durumundayız. Onlarla zaman zaman, bazen aile kendi gelir böyle ilginçlikler varsa muhakkak bizimle paylaşın. Değişim olumlu ya da olumsuz bizim. Muhakkak bunları paylaşın ki biz bunlarla ilgili doğru yönlendirmeler yapalım çocuklara. Çünkü bu çocuklarda en önemli şeylerden birisi de karakter eğitimidir. Yani değerler eğitimi.
değerlerine sahip çıkmak ve değerlerini bilmek. Bizler bunu okulda öyle bir eğitimimiz yok. Artı Milli Eğitim bünyesinde üstün yeteneklerle ilgili eğitim fakültelerinde dersimiz yok. Yani bunlar kimdir, nasıl belirlenir bilmediği için öğretmenlerimiz özel eğitim diye bir iki saatlik ders son zamanda konuldu. Onlarla onların değerleri eğitimi hocam. Değerler toplumsal olarak toplumsal olarak içiniz şey olarak toplumun içerisindeki milli değerleriniz, manevi değerler, inanışlarınız, yaşamınız, ortamınız bunların her birisiyle ilgili farkındalık oluşturabilmek çocuklarda. Bunlara psikologlar değerler eğitimi, diğerleri bir grup ilahiyatçılar da ilgileniyor bunlarla. Kimisi karakter eğitimi diyor. Ama bunlara muhakkak ilgilenmek lazım. Bu her çünkü, anlamda hani kültürel anlamda da gelişmelerini sağlıyor ama aynı zamanda acaba hani kendilerini aslında bunu ikinci bölümde konuşacağız ama kendilerini hani biraz farklı hissetmelerinden kaynaklı ortam bulundukları ortamlarda diğer arkadaşlarından hani farklıyı kullanmıyoruz ama daha üstün yeteneklere sahip olmanın da dezavantajlarıyla birlikte korumaya mı acaba bir nevi kalkan mı? Evet aslında çocuklar etiketlemesek de biz toplumsal anlayışımızda aileler etiketliyorlar bu çocuklar. Benim çocuğum işte falanca merkeze gidiyor falan diye. Bu etiketlemelerde çocuk benliğini çok yani egosunu çok yüksek tutuyor bu sefer. Bu iyi bir durum değil çocuk için. Ve sınıfta problemler yaşamaya başlar, okulda problem, sosyal çevresinde problemler, ben farklıyım, ben üstünüm. Biz bunun birazcık kalkanı gibi çocuklara bunlar, yani siz her şeyde üstün olmadıklarını zaten fark ettiriyoruz. Kendileri de anlıyorlar. Yani her şeyde kabiliyetli değiller. Kabiliyetli olduğunda mütevazı olmayı, efendim hiçbir şekilde yalan konuşmamayı, dürüst olmayı. Tabii bir de bu tarafta bunlar çok önemli. Çünkü eğer bu çocuklar gerçekten ilgilenilmezse toplumlarda, şunlar görülüyor araştırmalara göre. Hocam nelerin görüldüğünü ikinci bölüme bırakalım çünkü şu anda araya gitmemiz gerekiyor. Evet.